Günaydın. Dün kuvvetli bir kapanış yaşandığını gördük. Hacim tarafında çok büyük bir artış yok ama Nasdaq öncülüğünde olması son derece pozitif bir gelişme diyebiliriz. Endekslerin geldiği seviyeler itibariyle baktığımızda 50 günlük ortalamanın üzerindeyiz. Yeni bir şuradaki zirvenin üzerinde bir kapanış yapmaya başardı S&P tarafı. Nasdaq tarafına baktığımızda keza yine 50 günlük ortalamanın üzerindeyiz ancak önceki zirveyi henüz aşabilmiş değil. Dow Jones tarafına baktığımızda görüyorsunuz önceki tepenin üzerindeyiz ve 50 günlük ortalamanın üzerindeyiz. Russell tarafına da baktığımızda Nasdaq'takine benzer bir şekilde hala aşağıdayız. Buradaki açıkçası stratejimi değiştirecek bir gelişme olmadı. Hala 2020'nin üzerinde bir kapanışta long gitmeyi düşünüyorum ama bu seviyeler aşılmadığı sürece long biraz erken gibi geliyor bana. Birkaç tane de nedeni var. Geçen gün de paylaşmıştım. Skew tarafına baktığımızda yeniden yeni bir zirve yaptığını görüyoruz. Tarihinin en yüksek seviyesine. Şimdi tabii burada şu hareket görüyorsunuz en yükseğinde. Şu hareket kısmen anlaşılabilir bir hareket olabilirdi. Çünkü opsiyonlarla biliyorsunuz dizayn edilen bir endeks bu. Dolayısıyla ayın 12'sinde opsiyonlarda Oktober'dan Kasım opsiyonlarına bir rol söz konusuydu. Bu değiştirmiş olabilir diye bakıyordum. Ama bu defa tekrar böyle bir yükseliş olması oturup da şu an henüz opsiyon aktivitesine yakınlanmak bana ama biraz rahatsız edici bir gelişme benim açımdan. VIX tarafına baktığımızda elbette ki dün borsanın toparlanması ile burası da aşağıya indi. Henüz normal seviyelerine gelmiş değil ama şuradaki anomaliteyi de artık geride bıraktık gibi gözüküyor. Bugüne baktığımızda gelecek olan ekonomik veriler aslında hepsi de önemli. Piyasayı etkileyecek verilerdir. Dün de CPI'nin detaylarını paylaştım ama asıl önemli olacak, asıl piyasanın Fed nedeniyle de takip edeceği gelişme elbette ki pazartesi günü gelecek olan GDP verisi. Burada sabah detaylı bir paylaşım yaptım. Nerelere dikkat etmemiz gerekiyor, neye bakmamız gerekiyor ama bir tek tablo göstermek istiyorum tekrar. Bakın şu finans sektörünün hareketiydi ve aşağıya doğru şuradaki beyaz renkte gördüğünüz işlem hacmi diyebiliriz borsadaki aktivite. Dolayısıyla buradaki hareketin net bir şekilde geri dönüyor olması finans sektörünün katkısı açısından da GDP içindeki payı açısından da net bir aşağı hareket demek olacak. O açıdan benim beklentim 6.7 civarında yani piyasa beklentisinin altında gelebilir diye düşünüyorum. 7 ve 7'nin üzeri gelmesi son derece pozitif olacaktır. Ama 7'nin altında bile gelirse bunun ne kadarı finans sektöründen ne kadarı diğer noktalardan bunu detaylı olarak incelememiz gerekiyor ki evet kalıcı bir kötüleşme var veya yok diyebilirim. Ama bunun genelinde bunu birkaç yıldır zaten söylüyorum. Kaçınılmaz bir şekilde Çin çok daha yavaş seviyelere gerilemek durumunda kalacak. Bundan pek kurtuluşu olduğunu zannetmiyorum. Parite tarafına hemen geçelim. Euro'nun 14.60'dan bir kez daha döndüğünü gördük. Yani evet 14.60'ın üzerine çıktı. Ama şurada görüyorsunuz güzel de bir reversal oldu gibi gözüküyor. Tabi önceki gün en düşüğünün altında kapatsa daha iyi olacaktı. Ama şimdilik şu yukarı hareketi nötralize etti gibi gözüküyor. Burada 14.60'ın üzerinde net bir kapanış görmediğim sürece long gitme niyetinde değilim. Yani buradaki stratejide de bir değişiklik yok. Dün paylaştım. Dolar hareketinin bittiğini de genel olarak düşünmüyorum. Şurada opsiyonlara baktığımızda yeni bir zirveye işaret etmiyor ama aşağı baskının da sınırlı kaldığını görüyoruz. Yine spreadler tarafına baktığımızda burada da durum çok euro aleyhine gözükmüyor şu anda. Ama genel olarak 14.60'ların aşılamaması durumunda aşağıya doğru tekrar hareketin dönmesi beklenebilir. Şimdilik o tarafta çok net bir görüntü olduğunu düşünmüyorum. Altın tarafına gelelim. Altında da 200 günlüğün üzerine çıktık. Kapanış itibariyle de hemen üzerindeyiz. Görüyorsunuz buradaki
hareket güzel bir hareket oldu ama teknik olarak ben önemli bir yerin kırıldığını düşünmüyorum. Yani 1180'lerin üzerinde kalması kuvvetlendirecektir. 1188 civarı bir kapanış 1210'lara doğru da itecektir. Ama şu an için baktığımda çok önemli bir rally hareketinin başında olduğumuzu düşünmüyorum. 1210'ları aşması durumunda durum elbette değişecek. Altın hisseleri de gördüğünüz gibi henüz 200 günlük ortalamadan uzak seviyelerde seyrediyor. Aslında altın tarafını tartışırken genel olarak endekslerin, daha doğrusu emtia endeksinin durumunu bence tartışmak gerekiyor. Altın kendi özel hareketini mi yapıyor yoksa şurada bir süredir konuştuğumuz giderek daralan yukarıya doğru çözülmesini beklediğimiz emtia hareketinin peşine mi takılmış durumda? Ben ikincisi olduğunu düşünüyorum. Yani biraz daha yukarı hareketleri 205-210'ları görebilecek bir emtia hareketi olacağını düşünüyorum. Bu da olacaksa eğer petrol öncülüğünde olmalı. Görüyorsunuz geçen haftaki yukarı hareketi önemli ölçüde geri vermiş durumdayız ama burada kritik bir aşağı kırılma da henüz gerçekleşmedi. Dolayısıyla toparlanmanın olmasını ve ardından ilk hedefimiz biliyorsunuz 50 seviyeleriydi. Burasını zaten gördü. 200 günlüğe doğru burada da altında olduğu gibi bir hareket yaşanabileceğini düşünüyorum. Şu an için petrol tarafında şurada gördüğümüz seviyeler aşağı yukarı işte 44-30'lara 44 aralığına denk geliyor. Seviyeler kırılmadığı sürece geçerli olan bir fikir elbette ki bu. Son olarak 10 yıllıkların durumuna bir bakalım ve kısa bir şekilde bitirelim. Görüyorsunuz burada aşağıya doğru yeni bir ufak dipler silsilesi olmaya başladı. Bu tabii dikkat edilmesi gereken bir durum. Henüz göstergelerde bu tip bir şey söz konusu değil ama yine de bakmamız gereken bir durum. 2'nin altında çok uzun süre kalması bana mantıklı gelmiyor. Şurada görüyorsunuz 50 günlük, 200 günlüğü de aşağıya doğru kesmek üzere aslında. Bunu da not etmek lazım. Aşağı yönlü hareketler bana ancak hisse senedi piyasasında önemli bir satış gelirse, yani 2020'leri kıramadık, dolayısıyla aşağıya doğru sert bir dönüş oldu. Ağustos 24 Ağustos'u zannediyorum diplerini test ediyoruz senaryosunda çok aşağıya doğru bir hareket olabilir gibi geliyor. Onun dışında şu aşağı sarkmalar bence yersiz, daha doğrusu temel gelişmelerle çok doğru fiyatlanabilen bir hareket değil. Bugün gelecek TLC verisinde aslında ülke bazında satışların da durumu, stokların da durumunu göreceğiz. Oraya da bakmamız gerekir diye düşünüyorum. Herkese iyi hafta sonları diliyorum.